Herkese merhabalar. Bu videomuzda 2021 14 inç MacBook Pro kutu açılışı yapacağız. Evet, şimdi kutumuzu açalım. Alet bu. Her zamanki gibi bir kutu da geliyor. Özelliklerine baktığımızda 16 GB'lık birleşik belleğe sahip 512 GB'lık SSD ile geliyor. 8 çekirdekli CPU, 14 çekirdekli GPU, 14.2 inçlik ekranı var. 3 adet Thunderbolt 4 girişi var, HDMI girişi var, kart yuvası var, MagSafe 3 ile şarj oluyor, kulaklık jack'ı var, Touch ID özelliği var, Wi-Fi 6 ile geliyor, Bluetooth 5.0'a sahip, FaceTime kamerasında 1080p'ye geçiş var. İşlemcisi Apple'ın kendi geliştirdiği M1 Pro. Kutu içeriğine baktığımızda 14 inçlik MacBook Pro'muz var. USB-C güç adaptörü ve USB-C MagSafe şarj kablosu var. Evet, şimdi kutumuzu açalım. Bu MacBook'umuz. Burada bir takım kağıtlar var. İşte MacBook Pro nedir, ne değildir falan filan. Klasik Apple stickerları. Bunları tabii ki kullanmayacağız her zamanki gibi. MagSafe güç adaptörü. Bu MagSafe kablomuz. Bir tarafı Type-C, bir tarafı MagSafe. Burada bir LED'i var. Şarj olup olmadığını oradan takip edebiliyoruz. Bu seferki kablo örgülü. Kırılmaya karşı belki avantajlıdır. Ve bu da asıl elemanımız. Uzay grisi rengi. Bir önceki MacBook Pro'da sadece 2 tane Thunderbolt girişi vardı. Bunda 3 tane Thunderbolt girişi, kulaklık jack'ı, HDMI girişi, MagSafe hafıza kart girişi bulunuyor. Bu yönden iyi olmuş. Evet, şimdi açalım bir bakalım. Ekran kasa oranı bayağı artmış durumda. Yani gayet kaliteli duruyor. Burada Touch ID tuşu var. Evet, şimdi başlayalım. Burada dil seçimini yapıyoruz. Ana dil olarak Türkçeyi kullanmak için Return tuşuna basın. Evet, şimdi kurulumunu yapalım. Türkçeyi seçtik. Ülkemiz Türkiye. Sürdür. Q klavye C. Dikteyi seçiyoruz. Devam ediyoruz. Erişilebilirlik özellikleri çıkıyor karşımıza. Bunları şimdi de ayarlayabiliriz. Daha sonra da şimdi ayarlayalım. Mesela evet, ön ayarlamaları yaptık. Sürdür diyoruz. Şimdi Wi-Fi hattımızı seçip şifresini giriyoruz. Bilgileri nasıl alalım? Mac'ten alalım. Nasıl alacağız? Mac'iniz pil gücüyle çalışıyor. Aktarmadan önce şebeke elektriğine bağlı güç kablosunu Mac'inize takmanız şiddetle önerilir. Okey. Evet, şimdi şarja taktık. Evet, bu da 2015 model MacBook Pro. Artık emekliye ayrılma zamanı geldi. Şimdi bilgileri bundan alacağız. Bilgileri aktarmak için geçiş yardımcısını açıyoruz. Başka bir Mac'e geçiş için sürdür diyoruz. Sürdür. Şifremizi istiyor. Bunu giriyoruz. Evet, karşımıza böyle bir menü çıkıyor. Başka bir Mac'e bilgileri aktar diyoruz. Sürdür. Evet, gördüğünüz gibi yeni Mac'te bu eski Mac'imiz gözüktü. Sürdür diyoruz. Burada aynı kod çıktı. Parola eşleşiyor. Sürdür. Evet, burada bağlantı sağlanıyor. Aktarılacak bilgileri seçmemizi istiyor. Hepsini seçelim. Sürdür diyoruz. Parolamız parola Başak. Parolamızı ayarlıyoruz. Sürdür. Hüküm ve koşullar kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Evet, şimdi bilgiler aktarılıyor. 6 saat kadar sürecek.
Evet, ekran kalitesi farkını görüyorsunuz. Bu 14 inç 2021. Bu da 2015 MacBook Pro 13 inçlik. Arada bayağı bir fark var. Tabi bunun ekran biraz kaymış. Ama bu gördüğünüz gibi cıncık gibi. Eski MacBook Pro'daki bu aydınlatmalı Apple simgesi şimdi aydınlatmasız. Bence aydınlatmalı daha güzel gözüküyordu. 2015 MacBook Pro ile kıyasladığımızda kalınlıkta çok az bir artış var. Ağırlık olarak hemen hemen aynı. Açılma hızlarına bakalım. Hemen hemen ikisi de aynı uygulamalar yüklü. 1, 2... Evet, şifreleri aynı anda girdim. Basıyoruz. Bakalım hangisi önce açılacak. Evet, gördüğünüz gibi bu arkadaş açıldı bile. Diğeri açılacak inşallah. Evet, o da açıldı. Veri aktarımı tamamlandığında gördüğünüz gibi eski uygulamalar olduğu gibi yeni bilgisayara kaydediliyor. Her şeyin yeri aynı. Eski uygulamalar da aynı şekilde tekrardan yükleniyor. Birebir içeriğiniz aktarılmış oluyor. Evet, şimdi 2015 MacBook Pro ile 2021 MacBook Pro'da aynı programı aynı anda açalım. Basıyoruz. Bu arkadaş açıldı bile. Bu da fena değil. Evet, şimdi 2015'i bir kaldıralım kenara. Arka tarafta yazıyor artık MacBook Pro. Gayet güzel olmuş. Açtığımızda çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi hemen kullanıma açabiliyoruz. Oldukça güzel bir ürün olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler.